özellikle bu mektup görüyoruz ki kopyala yapıştır bir mektup olmuş. Bu cümleleri ve e, e, bu paragrafları Amerikan yönetimi daha önce de kullandı. Aslında Amerikan yönetimi e, Kongreye tabi mektup gönderirken ya da Amerikan e, halkına toplumuna bilgi verirken e, doğruyu söylemiyor. Bunun da sebebini daha önce de söylemiştik. E, Amerika Birleşik Devletleri yönetimleri, önceki yönetimlerde PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. PKK da terör listesinde ama YPG'yi farklı göstermeye çalışıyorlar. Bunu niye yapıyorlar? Bu terör örgütüne çok ciddi destek veriyorlar. Eğitim desteği, silah desteği. Bu da Amerikan kanunlarına göre suç. Bazı askeri raporlarda bile bu yer aldı Amerika'da hemen bunları yok ettiler. Yani burada dürüst davranmıyor ABD. Maalesef dürüst davranmıyor ve e, burada e, bulunma amacının da daha işte mücadele olmadığını biz çok iyi biliyoruz. Daha işte biz mücadele ettik göğüs göğüse e, biliyorsunuz e, daha işte terör örgütüyle mücadele eden tek ordu NATO içinde bizim ordumuz. Daha doğrusu dünyada tek ordu biz olduk. Hani Irak'ları saymıyoruz. Irak'lar kendi topraklarında mücadele verdiler. Ve 4000 civarında Daesh teröristini biz öldürdük. Yabancı terör savaşçılar ve ülkemizde aldığımız diğer tedbirleri saymıyorum. Uluslararası mücadeleye verdiğimiz desteği de saymıyoruz. Şimdi bugün Af Afganistan'da neyi konuşuyoruz? Taliban yönetimi eee Ele geçirdi. Şu anda Taliban yönetimi var. Bu e, Taliban yönetimiyle angajmana girelim de e, Daesh terör örgütü güçlenmesin. Adına da Daesh-K ya da Daesh-Horasan diyorlar. Peki bu teröristleri Suriye'den oraya kim götürdü? Yani YPG mücadele etti diyorlar ya beraber ettik. Bunları önce otobüslerle taşıdılar bazı şehirlerden sonra uçaklarla aldılar götürdüler Afganistan'a bıraktılar. İşte bunların hepsi şu anda Suriye politikası dahil, Irak politikası değil, dahil Avru Avrupa'da da NATO içinde de tartışılan da konu bu. Daha da tartışacağız bu konuyu. Amerika'nın ben oldum, e, ben yaptım oldu. Ondan sonra tek taraflı politikalar ama plansız, öngörüsüz politikaları. O ülkelere girmeleri ve çekilmeleri. Hepsi de plansız. Bunun da e, işte Afganistan'a etkisini görüyoruz. Bunun Irak'a etkisini gördük. Suriye'nin o bölgesinde etkisini görüyoruz. Ayrılıkçı Suriye'yi bölmeye çalışan bir terör örgütüne Amerika destek veriyor. Önce Türkiye'yi suçlamak yerine Amerika kendi bu yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da, Amerikan Kongresi'ne de daha dürüst davransın. Çünkü oraya verdiği bilgilerde çok yanlışlar var. Düzgün ve dürüst olmayan bilgiler var.